Herkese selamlar dostlar. Brawl Stars'ın yepyeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz ve şu an gelen kutumda gördüğünüz gibi bir tane Supercell destekten gelen ücretsiz hediye var. Bu videoda hem buradaki ücretsiz ödülü birlikte alacağız arkadaşlar ve aynı zamanda hepinizin kazanabileceği tam 20 tane daha ücretsiz ödül var ve bu ödüllerin neler olduğunu nasıl kazanabileceğinizi de bu videoda size göstereceğim. Ücretsiz şeylerle ilgili bütün her şeyin videosunu sizlerle paylaşmaya çalışıyorum. Aşağıdan mutlaka bir tane like atmayı lütfen unutmayın ve eğer bu videoya 5000 like'dan fazla gelirse yarın 2 tane video seçeneği var. Birincisi Janet vs Bonnie, ikincisi ise Janet ve Bonnie'nin hikayesi, sesleri ve Türkçe anlamları. Bunlardan hangisini daha önce görmek istediğinizde yorum kısmına yazın. Daha çok yorum hangisine gelirse onu da yarın sizlerle paylaşacağım yine sabah 9'da. İlk olarak 20 tane ücretsiz ödülden bahsedelim. Daha sonra da en son şu gelen kutusundaki yanıp sönen şeye birlikte bakacağız arkadaşlar. Şimdi şurada gördüğünüz gibi Altın Hafta Mücadelesi diye bir tane etkinlik geldi. Bu etkinliğin ödülleri yaklaşık toplamda hesapladığıma göre 250 elmasa falan geliyor arkadaşlar. Zaten bir tane mega kutu 80 elmas, iki tane büyük kutu 60 elmas. Altınları, yıldız puanlarını, işte oradaki savaş kutularını falan da eklediğimiz zaman 200-250 elmas arasında bir ödül var ki bu gerçekten çok çok iyi. Ama bunu nasıl kazanacağız? Öncelikle etkinlik 12 galibiyet arkadaşlar. 12 galibiyet olduğu için biraz daha zor. Yani 9 galibiyet daha kolay oluyor ama 12 galibiyet biraz daha zor. O yüzden ilk olarak mutlaka ama mutlaka takımla girin. Eğer bir takımınız yoksa, takım arıyorsanız açıklama kısmında Discord serverımız var. Discord serverı üzerinden kendinize kolayca takım arkadaşı bulabilirsiniz. Ve takımla girdikten sonra da yapmanız gereken doğru karakterleri seçmek arkadaşlar. Ve herkesin bir tane koridorda bulunması, kendi koridorunu yani kendi lane'ini alması. Zaten doğru komplarla girerseniz, yani doğru üçlü karakter seçimleriyle girerseniz çok kolay bir şekilde 12 galibiyete ulaşabilirsiniz. Şimdi hangi karakterleri almanız gerektiğini de size söyleyeceğim. İlk haritamız Supınarı ve Knockout. Bu haritanın ortası gördüğünüz gibi su arkadaşlar. Eğer üçlü takımınızdan herhangi birisinde ya da belki sizde varsa mutlaka ortaya Eve karakteri alın. Çünkü Eve karakteri suyun üstünden de geçebildiği için ortada istediği gibi takılabiliyor. Sağ lane'e ve sol lane'e, yani iki koridora da yardımcı olabiliyor. Burada yine Byron çok etkili arkadaşlar. Tick atıcı olarak kullanacaksanız Tick alabilirsiniz. Yine Piper nişancı karakter olduğu için çok iyi. Nani veya Brock da alabilirsiniz ya da işte atıcı alacaksanız belki Sprout da alabilirsiniz. Yani bir tane belki atıcı alabilirsiniz, iki tane de nişancı alabilirsiniz. Eve de nişancı olarak sayıyorum bu arada. Bir de şuradan eşyaları göstermek istiyorum arkadaşlar. Şuna çok fazla dikkat eden yok galiba ama 3. seviye sağlık. Daha öncesine göre bir buff geldi sağlığa ve sağlığınız 3. seviyedeyken bu eşya %50 daha hızlı dolduruluyor arkadaşlar. Nişancı karakterlerle oynarken ben kalkan ve yanında da genellikle sağlıkla oynuyorum çünkü kalkan zaten can veriyor, bütün her yerde kullanılmalı ve nişancı karakterler vuruyor, ondan sonra mesela hasar aldığı zaman geriye doğru kaçıp biraz iyileşiyor ya, o iyileşme süresini inanılmaz hızlandırıyor sağlık eşyası. O yüzden geriye doğru kaçıyorsunuz, bir iki saniyede iyileşiyor, tekrar devam ediyorsunuz. İlk maç Knockout Supınarı'nda size söylemiş olduğum kompla girdik arkadaşlar. Eve, Piper ve Tick. Şöyle hızlıca birer maç göstereceğim her map'ten, hani sizin de fikriniz olsun diye. Zaten dediğim gibi yani bu komplarla girerseniz en azından komp bakımından karşı taraftan üstün oluyorsunuz ve 1-0 önde başlıyorsunuz zaten. Ondan sonrası biraz da tabii oyunculuk da gerekiyor ama yani komp çok da önemli bir şey gerçekten. Çünkü karşınıza gelen rakiplerin çoğu büyük bir ihtimalle random giriyor arkadaşlar. Yani belli bir seviyeye kadar en azından random giriyor. O yüzden siz random girmeyip doğru bir şey... Oyuyu yalnız patlattı. Doğru bir şekilde karakterleri seçerseniz çok güzel bir şekilde... Evet, orası patladı mı? Aynen, orası patladı. İki kişi gitti yalnız bir anda. Güzel attık orayı. Öyle şey yapalım. Hayır. Tamam. Öldü. İkinci haritamızda Basket Savaşı bencil oyuncu arkadaşlar. Burada da genellikle tank karakterler çok fazla tercih ediliyor. Mesela Frank karakteri. Zaten karşılıklı ufacık bir yer. O yüzden hani Frank'ten çok fazla da kaçamıyorlar. Çünkü ortadan gelmek zorundalar. Frank bir tane almanızı tavsiye ederim. Buranın en iyi ve en çok oynanan takımı istatistiklere göre Frank, Fang ve Gale arkadaşlar. Gale da inanılmaz iş yapıyor. Yine iki tane tank almayı düşünmüyorsanız bir tane Frank ya da Fang, yani bir tane tank alabilirsiniz. Gale mutlaka alın ve üçüncü olarak da Ems karakterini alabilirsiniz arkadaşlar. Ems de burada inanılmaz iş yapıyor. O yüzden ben olsam Frank ya da Fang, bir tane tank, yanına da Gale ve Ems üçlüsüyle girerim arkadaşlar. Frank yerine El Primo falan da alabilirsiniz tank olarak. Basket Savaşı bencil oyuncu haritasındayız arkadaşlar ve Gale, El Primo, Ems üçlüsüyle girdik. Normalde dediğim gibi siz Frank'le de girebilirsiniz. Ama şey de güzel. El Primo da iş yapıyor. Yani bir tane tank hani o ileriye doğru gidip basketi atabilmek için güzel oluyor. Öyle yapalım. Hayır. Tamam. Karşılıklı birbirimizi aldık yalnız. Hiç kimse kalmadı. Şöyle baksana ne güzel eritiyor ya.
Çok güzel eritmiyor mu abi? Evet, Svez'i aradan gene attı. Gördüğünüz gibi burada tank karakterinin olayı biraz şey arkadaşlar. Hızlı bir şekilde içeriye doğru giriyor ve ondan sonra da basket atabiliyor. Öyle bir özelliği var. Şöyle yapalım. Oy, yalnız çok hasar yedim. Çok hasar yedim. Çok hasar yedim. Tamam, şöyle yapacağım. Şöyle yapacağım. Tamam, güzel. Güzel, güzel, güzel. Şöyle yapalım. Tamam, buradan bir süper. Kaçamaz herhalde. Yok, kaçamaz. Tamam, orada tareti de aldık. Ems gücü ya. Ems gücü abi. İnanılmaz gerçekten. Hayır, şöyle. Hayır, hayır, hayır. Hayır, 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 hayır. Ben de attım. Bende de var. Al sana bir tane daha aksesuar. Hayır. Cesi. Tamam, süper. Orada bir tane daha attık arkadaşlar ve 4-0. Karşımızdaki takım iyi bir takım bu arada, yani şey değil. Belki de takım arkadaşlarıyla mı girdiler bilmiyorum ama evet, şu anda sanırım saldılar artık. Baktılar olacak bir şey yok. Ve bu maçı da bu kompla kazanabilirsiniz ya da saydığım diğer komplardan, yani diğer karakterlerden birilerini de alabilirsiniz. Geldik 3. haritaya, temizlik, sonsuz lanet haritası. Burada da ortanın, yani çalıların olduğu yerin kontrolünü sağlamanız lazım. En çok alınan komp istatistiklere göre Brock, Spike ve Crawl. Yine ortanın kontrolünü almak için Amber karakteri de kullanabilirsiniz. Ems karakteri de inanılmaz iş yapıyor. Yine Gale ya da Sandy gibi karakterleri kullanabilirsiniz. Bo'yu kullanabilirsiniz çalıyı görebilmek için. Ve son olarak tabi Tara da kullanabilirsiniz. Bu saymış olduğum karakterler içerisinden bence en iyi oynadığınız karakterleri seçebilirsiniz. Temizlik haritası geçtik arkadaşlar. Ben yine Ems aldım. Yanımıza da Crow ve Ash aldık. Biraz önce saymış olduğum karakterlerden de seçebilirsiniz. Burada mutlaka hız eşyası alacağız arkadaşlar. Onu unutmayın sakın. Hız eşyası, çünkü ortası çalı ve ortanın kontrolünü sağlamamız önemli olan bu zaten. Oo, çok güzel girdi yalnız. Ve Ash ön taraftayken mutlaka Ash'i desteklememiz lazım. Şu şekilde öne doğru çıkmaktan çok çekinmeyin yani. Agresif oynamak iyidir arkadaşlar her zaman. Ben hep agresif oynuyorum yani genelde. Oo, çok çok ileri gittin yalnız. Hayır. Şöyle yapsam acaba olur mu? İşte bu. Neyse, aldım. Ben de gittim ama olsun. Diğer türlü direkt ölecektim. Çünkü adamı da alamayacaktım. En azından üstüne doğru saldırdım. Hani zor bir durumdayken ben genelde adamın üstüne gidiyorum abi. Tamam, o Allah, nereye kaçtı? Nereye kaçtı bir anda? Aha, Crow gidiyor. Aman aman aman, neler yapıyorsunuz? Oy 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 oy. Evet arkadaşlar, bu son maçtı bu arada bu haritanın ve... Şuradan bir ulti ile onu da aldık. 4. harita, savaş topu, çarpık sahil. Burada da Edgar, Bibi, Mr. P kompu çok fazla tercih ediliyor. Yine Rico, iyi bir Rico oyuncusu varsa eğer takımınızda, burada Rico da oynayabilirsiniz. Çünkü o duvarlardan sektirerek inanılmaz bir hasar çıkartabiliyorsunuz. Ems, Tara ve Sandy yine hemen hemen her haritada oynandığı gibi bu haritada da çok çok güzel iş yapıyor arkadaşlar. Bunları da seçebilirsiniz. Son maça geldik arkadaşlar ve Sandy, Gale, Eve kompuyla... Gördüğünüz gibi oynayarak iki tane maçı geçtik ve bu son maç arkadaşlar. Bunu kazanırsak bitiyor yani. Abi bu sıkıntı biraz. Tamam, vuramadı o. Tamam, onu yıllatmayacağım ben. Böyle vuruyorum aradan. Bak, bir oradan vuruyorum, bir buradan. Bir oradan vuruyorum, bir buradan. Böyle bir aksesuar kullansak mı diyeceğim ama şimdi çok da aksesuarlık bir durum yok abi. Tamam, süper. Ben bu arada aksesuara basmıştım. Keşke aksesuara basmasaydım ama... Evet, şuradan direkt içeri gir artık, gir. Evet abi, az kalsın giremiyordum. Neyse. Ve arkadaşlar, etkinliği bu şekilde bitirdik. Biz bu kompu seçtik ama siz diğer saymış olduğum karakterlerden birisini de yine alabilirsiniz. Ve şimdi bir tane mega kutu geldi. Şöyle bakalım hemen. Evet, bir tane de böyle bir rozet geldi arkadaşlar. 7 yazdı yalnız. Tamam, eşya parçası falan filan. Ve burada bir tane de yeni rozetimiz var. Yeni rozetimiz de bu şekilde açıldı. Hemen ona da isterseniz bir bakalım. Evet, yeni rozetimiz de bu şekilde arkadaşlar, aldık ve hem Svezi'ye hem de Kukuli'ye, yani alt hesabıyla girdi Yiğido'ya da çok çok teşekkürler. Altın hafta ödülleri isminde haberlerde paylaşılan ödüller vardı arkadaşlar. Dün mega kutu paylaşıldı. Bugün yine kalp ramen rozeti diye bir rozet paylaşılacağı söylendi. Ama kalp ramen rozetinin ne olduğunu muhtemelen bilmiyorsunuz. Ben de bilmiyordum. Supercell'den öğrendim. Şimdi test hesabı üzerinden buradaki rozetleri de size göstereceğim. Her gün girip ücretsiz ödüllerinizi de toplamayı unutmayın. Ve ramen rozetleri arkadaşlar. Birinci rozetimiz şu an ekranda görmüş olduğunuz rozet. İkinci rozette şu kalpli olan rozet. Bunlar da yine animasyonlu ve tamamen ücretsiz bir şekilde, sadece oyuna giriş yaparak alabileceksiniz. Bunları da sakın kaçırmayın. Altın hafta ödüllerinden toplam 7 tane ücretsiz ödül alıyoruz. Etkinlikten de toplamda 12 artı bir de rozetle 13 tane ücretsiz ödül alıyoruz. Yani toplamda 20.
Ve son olarak şimdi de sağ üst taraftaki şu Supercell destekten gelen hediyemizi de alalım arkadaşlar. Bu da şu kostüm hediye edildi. Çöl fırtınası Tara ve daha öncesinde hatırlarsanız bir çekiliş yapmıştım. Bir tane içerik üreticisi olarak bana gönderiliyor. 6 tane de çekilişle vermem için, sizlere vermem için yapılmıştı. Ve çekilişin sonuçlarını da Twitter adresim üzerinden açıkladım arkadaşlar. Çekilişi yaparken daha doğrusu bir videoya kaydettim ve o şekilde yayınladım. Yani herkes tamamen rastgele seçildiğini görsün diye Supercell'e teşekkür ediyoruz ama sonrasında yeni çekilişlerde olacak. Şurada ücretsiz bir mega kutumuz daha var. Şunu da alalım. 7 yazdı. Bundan bir şey verir mi ekstra? Aksesuar mı aksesuar dedim. Şurada bir şey var. Bunu alalım. Başka bir ücretsiz var mı? Bir de şurada Sakura Spike rozetimiz varmış. Onu da alalım. Ve bu arada marketten de kod bölümünü Onur yazarak yine bana destek olabilirsiniz. Ücretsiz şeylerle ilgili videoların devam içinde bir tane like atmayı, kanala abone olup bildirimleri de açmayı lütfen unutmayın dostlar. Bir 400 bin aboneye doğru gidiyoruz. Az kaldı. İnşallah oluruz. Aynı zamanda oyun gizemleri kanalımıza da şurada kartlar kısmında bu izleyebilirsiniz arkadaşlar. Seviliyorsunuz, kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.